Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size skillleri anlatacağım. Skilllerde direkt seriden anlatacağım. Keyfinize göre kasabilirsiniz. Benim skill dizimim bu şekilde olacak. Bu şekilde anlatacağım şimdi size. Bakın bu düz vuruşunuz. Düz vuruşunuz ne yapar? Vurduğunuz zaman da tekli hedefe vurur ve zırtelme zırh delme kazandırır. Bu zırh delmeyi size kazandırır. Yani zırh delme kazandırır dedim. Crash armor kazandırır. Crash da kendiniz kullanabilirsiniz. Çarpışmazır. hangi dilde kullanıyorsanız neyse. Bu size kazandırdığı için hani bütün skill'lerinizle daha fazla vurmanızı sağlar. Sonra buraya geldik. Artan hasar, reduce damage yani hem artan hasarınız var hem hasar azaltınız var. Bu skill zaten ana pasifiniz. Bunu kesinlikle geliştirmeniz gerekiyor. Buraya geldiğinizde 200 sword damage bu sizin e, bütün çarlarda var bu. hemen tamam sizin silahınızın ana atağını yükseltiyor. Şuradaki atağı yükseltiyor. Şurada sadece atak 478.1 yazıyor ya onu yükseltiyor. Sonra geldik şeye. Şarza geldik. Bu şarjı genelde kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü uzakta olmanız gerekiyor. Dibindeyken kullanamıyorsunuz. Fear bozmak için kullanabilirsiniz. artık basmanıza gerek yok. Tekli slotta yapabilirsiniz bunu. Sonra geldik şeye. E, Dead Strike. Yani sizin şey muhabbetiniz fazladan tekli slota vurma skilliniz bu. Tamam mı? Bu şekilde anlatayım size. Ee, sonra geldik kritik rating. Çarlarda olmazsa olmaz. Kritiktir. Kritiğinizi yükseltmeniz için de kritik koymuşlar adamlar. Böyle bir skill. Sonra geldik Fear'a. Fear muhabbeti sizin e, çok bir işinize yaramaz. Ben onu öyle göstergesine iki Fear verdim. O da yani şimdi yeni çark asmayı planladığım için orada işe yarıyor denemiştim eskiden. Sonra kritik hasar, kritik hasar muhabbeti şey yapıyor. Hmm. Fazla kritikle vuruşlarınızda fazla hasar vermenizi sağlıyor bu kadar. Bu HP yenileme muhabbeti sizin canınızı 3 saniyede bir yeniliyor. Yani şu şekilde yeniliyor. Şöyle bir canınızı azaltın. Bakın 110 direkt can bastı. 3 saniye geçti. Yine 110 bastı. 3 saniye geçti. Yine 110 bastı. Bu bu şekilde bir can yenileme. Bu ne işinize yarıyor? Slotlardayken eee toplu slotta bir işinize yaramıyor. Az slot kaldığında yani tekli slot kaldığında veya VS'de VS'de doğru düzgün kimse can çalmadığı için bu sizin işinize yarıyor. Sonra Storm Berserker muhabbetine geldik. Storm Berserker muhabbetinde direkt fear yemiyorsunuz abi. Tamam mı? Şey yapıyorsunuz. Full full vuruyorsunuz abi. Şöyle bir şey. Skill bu. Tamam mı? Bu, bu dönene kadar hem iptal edemiyorsunuz. Bakın başka skill basamıyorum. Artı şey yapıyorsunuz. İşte. Hızlı vuruyorsunuz. Neyse. Diğer skilllerin şunun gösterimini yapmayacağım. Bunu da yapmayacağım. Bunlar hani çok önemli değiller. Şu da fear'ınız. Bu şekilde bir alana kork atıyorsunuz. Sonra geldik şeye. Bu kritik hasarı söyledik. Burayı söyledik. Alan skillini söyledik. Bir de bu tarafa geçtiğiniz zaman da bu taraftan. Savaşçının berzer tarafı için konuşuyorum. Bu 3 tane skill kullanabiliyorsunuz. Bütün çarlarda 3 tane kullanılan var. Yani ister kullanırsınız ister kullanmasınız. O size kalmış da. Buradan canınızı %36 arttırabilirsiniz. Buradan. Bu skilli kesinlikle. <laughs> bu skill varsa. Çarlarda kullanmak zorundasınız. Bu skill. E, hem burada var. Hem. Bakın savaşçı da var. Paladin de var. Warlock da var. Bir de okçu da var. Bu dört çarla var. Diğer çarlarda yok. Diğer çarların zaten az tercih edilme sebebi tamamen şu skill. Bu skill dediğin şey ee, bir slotları topladınız diyelim. Her slot için tamam mı? %12 balon yenileme şansınız oluyor. Bu kritikle %24'e çıkıyor. Yani iki kat yenileme şansınız oluyor kritikle. Böyle bir şey. Yani kritik vurdukça siz hasar vurdukça balonunuz bitmiyor. Böyle bir şey. Şu da sizin defans muhabbetiniz. Defans 120. Eğer zırhınızı 120 1070 seviyesine getirdiyseniz ve 1070'in üzerine 120 daha çıkarsanız ki yapılabiliyor bu. Şu an mesela benimki şöyle göstereyim size. 75'i gösterme. Orası hız seti. Normal herhangi bir zırhsız bir sette bakarsak 1036 tamam mı? 1036 zırhı. Ben 1070 yapıp üzerine 120 eklersem yani 120 nereden ekleyeceğiz? Onu da şuradan ekleyeceğiz. Bakın. Benim oturdan dreslerim de tamam mı? Antak dreslerim full. Doğru. Ama Haroa dresslerimde bir tane bile yok. Ya, bu ne demek oluyor? Ee, bunun üzerine buradan 120 eklediğiniz zaman da veya şu zırhınızı önce artı basın. Ondan sonra bakın zaten burada 100 küsür bu ekleyecek. Bunu artı bastıktan sonra bir de oradan size ihtiyacınız kadar. Aldığınız zaman da yeterli oluyor. Çünkü burada savunmanın sınırı yok. Saldırının sınırı var. Ay. Savunmanın sınırı var, saldırının sınırı yok. Yani savunmayı istediğiniz kadar kasamıyorsunuz. Ama saldırıyı istediğiniz kadar kasabiliyorsunuz. Yani her saldırı çıktığınızda işinize yarıyor. Ama savunma çıktığınızda belirli bir sınırdan sonra savunamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Ee, geldik burayı anlattık. Bunu anlattık. Armor'u anlattık. Common tarafından da şu skill. Eğer toplama yapıyorsanız kesinlikle kullanmanız gereken skill. Bunun haricinde diğer bütün hero'larda olan. Burası ortak taraf bu arada. Bütün hero'larda aynı burası. Şu ikisini kullanabilirsiniz. Bunlardan bu sol taraftaki şey yapıyor. Sizin hasarınızı e, arttırıyor. Canavarın veya yaratın. Hani %35'e kadar indirdiniz canını canavarın. Canavarlar büyüyor biraz, bir güçleniyorlar, etrafında bir şekil çıkıyor falan ya. O e, o şekil çıktığı zaman da şey yapıyor. O skili attıkları zaman da yani. 135 e, canın altına düştüklerinde daha savunmaları artıyor, hasarları artıyor. Böyle olunca sizi kesmesi daha kolay oluyor. Siz bunu kullandığınız zaman da %35'in altına indiğinde %36 daha fazla vuruyorsunuz ve kesme şansınız artıyor. Yani canını %35'e indirdim niye kesemiyorum muhabbet yaparsanız bu yüzden yapamıyorsunuz. Sonra geldik buraya bu da sizin canınız %35'in altına indiğinde %36 savunma verir. Bu da bu şekilde bir skill. Şimdi diğerlerini seri seri anlatacağım mı anlatayım mı? Anlatayım evet. Ee, yani eğer defans tarafı kullanmak istiyorsanız da defans tarafında bu sizin target armor veriyor bu Düz vuruşunuz bir de. Düz vuruyorsunuz. Vurduğunuzda sarı arttırıyor. Şu hasar azalt ve peri veriyor tamam mı? Yani hem hasar azaltınız yükselmiş oluyor hem periniz yükselmiş oluyor. Bu zaten duruş skilleri. Bütün yorularda duruş skillerine verin. Yani kesinlikle fullleyin. Sonra şuraya geldik. Bu sizin kitle kontrol skilliniz. Yani şöyle söyleyeyim. Fear atacaklar diyelim. Fear atarken siz bir tıklıyorsunuz buna. Fear atmıyor. Fear şeyi doluyor ya böyle. Dolarken onu koyduğunuz zaman da fear'ı atamıyor yaratıklar. Sonra buraya geldik. Bu sizin tekli skilliniz. Yani tekli adam kesme skilliniz. Savunma tarafı için. Ee, hızlı hızlı vuruyorsunuz. Vurdukça zaten sürat kazandırdığı için daha hızlı vuruyorsunuz. Bu zaten dediğim gibi bütün çarlarda olan %3'lük %3'lük artan %36 ana silahınızın hasarı bu şekilde. Challenger Shot'a geldik. Challenger Shot muhabbette şu şekilde. Sizin rezistansınız yani direnciniz arttırıyor. Artı feardayken bunu kullanabiliyorsunuz. Fear'dan çıkıyorsunuz. Ee, sonradan fear yerseniz 5 saniye içinde yine şey yapıyor. Ee, fear'da fear'dan daha kısa sürede çıkıyorsunuz öyle söyleyeyim. Ondan sonra yediklerinizden lively istiyor, life için muazzam bir şey. Lively dediği şey şu. Sizin recover'ınız var ya burada. Recovery %2 of damage. Bunda zaten hayatta kalıyorsunuz zindanları bunda kesiyorsunuz. Bundan veriyor. %2 ile başlıyor. İşte 12 kez artıyor. 0303 artıyor. Ee, 3.6 artıyor. Yani 5.6 oluyor burası. 2 de sizde oluyor. Yani 1 de koyabilirsiniz savaşçıya. Fark etmiyor. Yani bayağı can çalıyor. 5 saniye ama bu. Bunu unutmayın. Yani direkt tek yiyebilirsiniz diğer türlü. Yani ekstra böyle tekli slottan can çalmak için kullanılan bir şey. Öyle söyleyeyim size. Buraya geldiniz. Burada brandish var. Bu çok fazla balon harcar. Bunu peri ile kapatıyorlar ama çok yittiğini söylemiyorum. Yine yeten de var. Bazıları takır takır atıyor. Kritik muhabbetiniz çok önemli bunda. kritiğiniz ne kadar yüksekse o kadar iyi. Şu skill sayesinde kritik yani savaşçının bu tarafına bile kritik. Yani haru açabilirsiniz. Geri kalan bütün çarları Kesinlikle insan açın. Kommana geldik. Ay kombona geldik diyorum ben burayı anlattım. Burayı anlattım. Savaşçıyı anlattım. Tamam. O zaman her şeyi anlattım. Yani skill'ler hakkında şu skillin sadece ekstrasını anlatmadım. Onu da anlatayım. Defansın brandişin ekstrası var. Ekstra muhabbeti savaşçının bu tarafının özelliği işte. Atı 10 saniyeliğine %10 düşürüyor. Yani rakip sana vuruyor. Sen bu skill'i attın daha az vuruyor. Hani atak düşüren hero'lar çok önemli. Paladin'in savunma tarafı ve savaşçının savunma tarafı bu ikisi bu işe yarıyorlar. Sonra Berserker'a geldiğimizde şunun alan skill'ini anlattım mı bilmiyorum. Bu sizin direnç çıkmamanızı kesinlikle haro önermemin sebebi bu. Yani direnç çıkmamanızı önermemi dedim. Savaşçının Berserker tarafında kesinlikle haro önermemin sebebi. Fazladan hasarınız olsun. Çünkü yani bununla fear yemiyorsunuz. Yavaşlatma Hiçbir şey yemiyorsunuz abi. Tamamen size kalmış oluyor. Yani rahat rahat keyfinize bakıyorsunuz. Fear yemeyen bir çar. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Abone olursan sevinirim. İyi günler. <laughs> Başka anlatmamı istediğiniz bir şeyler varsa onları da söyleyin. Onları da anlatayım. Kapanmıyor bu.